iletiyoruz. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez yönetimi, milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak karşınızdayız ve kamuoyunu bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendireceğiz. Öncelikle birkaç cümle söylemek istiyorum. Bakın, verilere göre 1900 yılına kadar İzmir'de 332 deprem meydana gelmiş. 1900 yılına kadar. 1900 yılından bugüne kadar ise 695 deprem olmuş. En son yaşanan deprem 2017 yılında Karaburun'da 6.2 şiddetindeymiş. Yani İzmir bir deprem bölgesi. İzmir'in bir deprem gerçeği var. Peki bütün bu gerçek bilindiği halde, Türkiye'nin bir deprem ülkesi bilindiği halde ve 1999 yılında bu yana deprem vergileri toplandığı halde neler yapıldı İzmir'e? Deprem vergileri nerelere harcandı? Her yurttaşımız, her İzmirli, İstanbullu deprem vergisini veriyor. Bu deprem vergisi nerede? Kim kullandı? Bu parayla nerelere ne harcandı? Bunun açıklanmasını bir an önce bekliyoruz. Aynı zamanda 18 yıldır devleti yöneten zihniyet afetlere dayanıklı binaların yapımına ilişkin ne yaptı? Ne tür çalışmalar yaptı? İzmir'e gelip enkaz başına çıkıp enkazda arama kurtarma ekipleri bir canı kurtarmaya çalışırken çıkıp da birilerinin şov yapmasına benzemiyor bu işler. Bu sorulara cevap bekliyoruz. Bu kapsamda genel merkezimizin çalışmalarına ilişkin genel sekreterimiz Sayın Selin Sayak Böke bilgilendirme yapacaktır. Buyurun. 30 Ekim'in yaralarını sarmaya çalışıyoruz hep birlikte. Halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kere arama kurtarma çalışmalarındaki kahramanca görev yapıyor olan tüm emek verenlere bir kez daha minnet duygularımızı sunuyoruz. Maalesef 51 can kaybımız var. Artmaması dileğimiz ve temennimiz devam ediyor. Kaybettiğimiz tüm canlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun diyoruz. Ve tüm yaralılarımızın da bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi deprem yaşandığı andan başlayarak yaraları sarmak üzere İzmir'in kucağına açtı İzmir'i ve İzmir'le İzmirlilerle buluştu. Yerel yönetimlerimiz kendi yetki alanları içindeki bütün alanları dolduracak şekilde hızla merhem olmak üzere el uzattılar, dayanışmayı başlattılar. Yerel yönetimlerimiz sadece İzmir'le sınırlı olmayan bir dayanışmayı gösterdiler. Tüm Türkiye'den bu yaraların sarılması için hızla ekipler İzmir'e geldiler. Aynı zamanda milletvekillerimiz çok kalabalık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahada yaralara merhem olmak üzere dayanışmasını büyütecek şekilde İzmir'de bir arada. Sayın Genel Başkanımız MYK üyelerimizi hızla görevlendirdi. İlk gün itibarıyla MYK'mızın yarısı İzmir'de bulundu ve Sayın Genel Başkanımız da dün gelerek hem çalışmaları takip eden hem de kriz koordinasyonundan sürekli bilgi alacak şekilde buradaki gerekli görüşmeleri yaptı. Ve yaptığımız MYK toplantısı sonrasında da saat başı buradan kriz koordinasyonundan İzmir'de yaşanan gerçekleri bizlerden öğrenmeye ve bilgileri takip etmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem yaşandıktan birkaç dakika sonra hızla 5 enkaz bölgesine itfaiye ekiplerini ulaştırdı. İtfaiyecilerimiz birer kahraman olarak 55 yurttaşımızı o enkazlardan kurtardı ve o andan beri de enkazda çalışma yürütüyor olan bütün kurumlarla eş güdümlü olarak dayanışmayla arama ve kurtarmaya verilebilecek her tür desteği vermeye devam ediyorlar. Arama kurtarma için şu anda sahada kullanılıyor olan iş makinalarının ve vinçlerin neredeyse hepsi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla sağlam emekçisi şu anda İtfaiye görevlisi, zabıta görevlileri, park bahçe işçileri, 5000'e yakın çalışanımız sahada bu yaralı hem olmak için o günden itibaren çalışıyor. Siyasi şov değil, dayanışma gösteriyoruz.
Çünkü bugün ihtiyacımız olan dayanışmayla bu krizi atlatmak, ama en önemlisi sorumluları bu krizlerin tekrar etmemesi için, depremin ölümcül olmaması için gereken adımları atmaya davet etmek. 5 noktada ağır yıkım var. Ama bu 5 noktanın dışında pek çok binada da ağır hasar var. Yaşanamayacak koşullarda olan mekanlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hızla hasar tespit çalışmalarını tamamlaması, yurttaşlarımıza ihtiyaç duydukları bilgilerin aktarılması gerekiyor. Biz mutlaka bunun takipçisi olacağız. Belediyelerimiz bu çalışmaların yürütülmesi için bakanlıklarla birlikte 130 uzmanını görevlendirmiş vaziyette. Dolayısıyla sorumluların hızla hasar tespiti gerçekleştirip binalara girilip girilemeyeceğine dair bilgiyi yurttaşlarımıza aktarması gerekiyor. Bir yandan da burada olduğu gibi pek çok merkezde çadırlarımız kuruldu. AFAD çadırlarına girebilmek için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin kurduğu çadırlara ise ben buradayım, ihtiyacım var diyen herkes girebilir. Dolayısıyla tekrar evini kaybetmiş olan, ağır hasar olduğu için evine giremeyen, tedirgin olan bütün yurttaşlarımıza belediyenin çadırlarının açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Halkımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere bir kriz hattımız var. 444-4035 hattından. Bütün ihtiyaçlarınızı ilettiğiniz takdirde belediyelerimiz ellerinden geleni yapmaya devam edecekler ve dayanışmayı sürdürecekler. Bir kez daha ağır bir gerçeği yaşadı Türkiye. Can alan deprem değil, can alan kötü inşaatlar. Can alan kuralsız rantçı düzen, can alan bugün iktidarın ısrarla devam ettirdiği depreme engelleyecek, depremin maliyetini ortadan kaldıracak paraları harcamak yerine bu parayı rantçı bir anlayışla dağıtıyor olmasında. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sanki bir daha hiç deprem olmayacakmışçasına uygulanan rant politikalarına hızla son verilmeli. Ve ısrarla sorduğumuz soruya da acilen yanıt verilmeli. Yıllardır emek emek bu ülkenin yurttaşlarının ödediği deprem vergileri, ödediği özel iletişim vergileri nereye harcandı? Neden hala deprem can almaya devam ediyor? Ruhsatlı ruhsatsız tüm sorunlu binalarda deprem ve afet güvenliği karnesi hazırlanması yolunda üzerimize düşeni yapmaya biz çalışmalarımızı sürdürerek devam edeceğiz. Buradan bir kez daha bütün İzmir'e ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, değerli basın mensupları, dün aramızda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürüm vardı. Bugün ise Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir var. Belediyelerimizin çalışmalarına ilişkin olarak, burada neler yaptığına ilişkin olarak da yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun bir açıklama yapacak. Siz şöyle buyurun Seyit. Evet, teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, öncelikle ben de bu depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii olağanüstü bir dönem yaşıyoruz ve şu anda herkes üstüne düşen görevi, sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor. Bu anlamda da İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimiz de depremin olduğu andan itibaren gerek müdahalede gerekse sonrasında vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılama noktasında gereken her türlü katkıyı vermiştir. Ayrıca az önce Ali Bey'in de ifade ettiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, il belediye başkanlarımız da nöbetleşe İzmir'imizde yerinde görerek ihtiyaçlar noktasında katkı sağlamaktadırlar. Bugüne kadar İzmir'imizin dışında 123 araç ve 964 personelle şu anda belediyelerimiz katkı sunmaktadır. Ayrıca gerek günlük ihtiyaçlar için gerekse hijyen ve sterilizasyon malzemeleri noktasında da birçok katkıyı sunmaktadırlar. Bunları tek tek burada sıralamak istemiyorum. İzmir'imizin neye ihtiyacı varsa bu yaşanılan afetle ilgili yaraları sarma noktasında her türlü katkıyı vermeye hazırlar. Sürekli belediyelerimiz bizleri arayarak nasıl yardımcı
olmaları gerektiğini, hangi malzemelere ihtiyaç duyduklarımızı listelerini istiyorlar ve biz de kendilerinden önümüzdeki süreçte tekrar yardımlarına başvuracağız. Şu ana kadar vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza, depremden etkilenen vatandaşlarımıza 150 bin su, 1000 çadır, 30 bin battaniye, 25 bin hijyen maddesi, 200 bin üzerinde maske sağlandı. Ayrıca barınma sorunu olan veyahut da bir şekilde deprem alanının dışında barınmak isteyen vatandaşlarımıza da, İzmirli hemşehrilerimize de şu anda barınmaları için alanlar oluşturuluyor. O da tahsisi yapılıyor. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Birçok büyük şehrimiz, ilimiz, ilçemiz yardım noktasında sürekli malzeme gönderiyorlar. Sürekli ihtiyaç malzemeleri gönderiyorlar. Bu anlamda kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Bu yarayı hep beraber saracağız. Elbette ki şu anda arama kurtarma ekipleri üzerine düşenleri yapıyorlar. Tek dileğimiz vatandaşlarımızın bundan sonra can kaybı olmadan sağ salim kurtulabilmeleri. Ama şu anda depremden etkilenmiş olan hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını giderme noktasında her türlü katkı bundan sonra da sağlanmaya devam edecektir. Birçok belediyemiz tuvaletin, seyyar tuvaletinden tutun, birçok ihtiyacı da şu anda karşılığa noktada. Değerli basın mensupları, bir konuyu daha sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii bakıldığında 2010 yılında Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi kurmuş belediyemiz. Ve bu etüt merkezi aracılığıyla sadece Bayraklı değil, Bayraklı'nın dışındaki ilçelerimize de özellikle çürük yapıları veyahut da depreme dayanıklı olmayan yapıları tespit çalışmalarına girmiş. Ve yaklaşık 10 binin üzerinde İzmir'imizde belli binaları denetlemiş. Ve Bayraklı'da da yapılan testlerde 80 adet binayı, yani 3. grup olarak depreme dayanıksız bina olarak ilan etmiş. 113 binayı 2. grup, 15 binayı da 1. grup olarak tespit etmiş. Ve özellikle belirtmek istiyorum, bu binalardan 3 tane apartmanın şu anda yıkılmış olan Karagül sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Rıza Bey Apartmanı. Bu apartmanlarla ilgili de raporlarını tutmuş ve ilgililere de iletmiş. Yani burada Bayraklı Belediyesi bu binaların çürük raporunu ortaya koymuş. Buradan şimdi sormak istiyoruz. Bu binalar raporları gerekli yerlere iletildiği halde ne yapılmış? Hangi tedbirler alınmış? Ne önlemler alınmış? Üzerine düşen görevler yapılmış mı? Belediyemiz bu tespitleri yaparak ilgili kişisine iletmiş. Ve biz buradan tekrar soruyoruz. Bu düzenlenen raporları ilgili kişilere iletildi ve bu ilgili kişiler de gerekli yerlere ilettiyse görevini neden yapmadı? Bunun da sormak istiyoruz buradan. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, aslında söylenecek çok şey var ama zamanı değil. Önce yaralarımızı saracağız. Önce içinde bulunduğumuz bu olumsuz durumu tamir edeceğiz. Ondan sonra tabii ki gerekli şeyler de ifade edilir ama bizim burada milletvekili arkadaşlarımızla hep birlikte, bütün belediye çalışanlarımızla birlikte, bütün katkı sağlayan ilgililerimizle birlikte öncelikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşmak, onların içinde bulunduğu şu anki sorunları çözmek, onların hayatını şu anda kolaylaştırmak. Ben tekrar katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, genel merkezimiz ve belediyelerimizin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuz, yani milletvekillerimiz de ilk günden beri buradalar. 91 milletvekilimiz ilk günden beri sahada görev yapıyor. Birileri gibi enkaz başına çıkarak şov yapmıyor, iş yapıyorlar. Bu kapsamda grup başkan vekilimiz Sayın Özgür Özel'in milletvekillerimizin çalışmasına ilişkin bilgi vermesini rica ediyoruz. Buyurun. Değerli İzmirliler, değerli vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İzmir'deki bu büyük acıyı, İzmir'den bütün Türkiye'nin yüreklerine ateş saçan bu büyük acıyı hep birlikte yaşıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şu ana kadar hayatını kaybetmiş 51 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz,
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve 244 vatandaşımız şu anda tedavi altında. Bu vatandaşlarımıza ayrı ayrı ziyaretlerde bulunuyoruz ve kendilerine acil şifalar diliyoruz. Değerli basın mensupları, olay duyulduğu andan itibaren Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle, biraz önce Sayın Genel Sekreterimizin ifade ettiği ve bu şu an cenazede olanlar dışında sizlerin de gördüğü gibi MYK'mızın yarısı 8 genel başkan yardımcımızla İzmir'de bu afeti izliyor ve krizin yönetimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her birisi grubumuzun da üyeleridir ve onlarla birlikte şu anda İzmir'de 91 milletvekilimiz var. Bu 91 milletvekilimiz özellikle örneğin şu anda enkaz başlarında nöbetçi, her enkazın başında 4 arkadaşımız olmak üzere 20 milletvekilimiz enkaz kaldırma çalışmaları, arama kurtarma çalışmalarını izliyorlar. Oradaki eşgüdümü gözlemliyorlar. Ortaya çıkan eşgüdümde bir aksaklık olursa bunu Cumhuriyet Halk Partisi ayağında nasıl çözebiliriz diye Sayın Seyit Torun'la ve kamu yönetiminde bu konuyla ilgili yapılması gerekenleri de ilgi alanlarına göre diğer genel başkan yardımcılarımızla paylaşıyorlar ve o noktadaki arama kurtarma çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyelerin katkılarını ve eşgüdümlerini koordine ve gözlemliyorlar. Ayrıca tabii oraları sadece teknik çalışmanın yapıldığı değil, çok ağır duyguların birlikte üstlenilmesi, paylaşılması gereken noktalar. Yakınları enkaz altında olan ailelerle iletişim kuruyorlar. Onların endişelerinin giderilmesiyle ilgili eğer bir uzmanlık takviyesi gerekiyorsa o konuda da belediyelerimiz tarafından hazır bulundurulan sağlık personellerini ve sosyal çalışma gruplarını haberdar ediyorlar. Ailelerin Türkiye'nin dört bir yanındaki ailelerle iletişimlerini kurmaları, buraya gelmek isteyenlerin bu konudaki irtibatlarının sağlanması ve ayrıca eğer yaralı olup bir başka şehirde tedavi edilmek isteyenler veya maalesef hayatını kaybedenlerin başka şehirlerde yapılacak cenaze törenleriyle ilgili gerekli katkının sağlanması, belediyelerimizin organize edilmesi ve o cenazelere gidecek olan yakınlarıyla ilgili ulaşım imkanları konusunda da her bir milletvekilimiz her bir aileyle kendini ilişkilendirmek ve yapılacak her şey bitene kadar saati saatine bunu takip etmekten yükümlüler. Görevimizin en tatsız kısmı şu anda da 4 farklı cenaze var. 4 farklı mezarlıkta cenaze törenleri yapılıyor. Orada arkadaşlarımız üzerlerine düşeni partimiz, genel başkanımız adına yapıyorlar ve her birinde İzmir milletvekillerimiz de mutlaka bulunuyor. 244 vatandaşımızın ziyaretlerinin tamamına yakınını gerçekleştirdik. Yeni hastaneye kaldırılanlar olduğunda o ziyaretleri yapıyoruz. Hem ailelerle iletişim kuruluyor hem de doktor ve sağlıkçı milletvekillerimiz bu konudaki kendi uzmanlık alanlarına göre bu heyetlere başkanlık ediyorlar. Bugün burada en kapsamlısını gerçekleştireceğimiz 500 tane çadırın olduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda milletvekillerimiz gruplara ayrılarak çadırları ziyaret edecekler. Bayraklı ilçe başkanımızın ve İzmir il başkanımızın koordinatörlüğünde ve onların kendi yönetimlerinden görevlendirdikleri arkadaşlarla birlikte ziyaretler gerçekleştirilecek. İzmir'in diğer ilçelerinden il başkanımız Sayın Deniz Yücel'e iletilen kurulmuş çadırlara ya da çadır dışı mekanlarda bulunan depremden dolayı evine giremeyenlere de milletvekili gruplarımız teker teker ziyaret gerçekleştiriyorlar. Sayın Seyit Torun'un bizden talep ettiği şekilde bir kontrol listemiz var. Çadır kentlerde bulunan vatandaşlarımıza kontrol listemiz dahilinde kendi evinde mi oturuyor, kirada mı oturuyordu? Barınabileceği ikinci bir evi var mı, bir yazlığı var mı? Varsa orada barınmayı mı tercih eder? Burada belediyelerimizden bu konuda bir katkı istiyorlar mı? Eve giremedikleri sürece en temel ihtiyaçlarından
belki çok temel görünmeyen ama o küçücük ve depresyonda olan küçük çocuğunun mutluluğunu geri getirebilecek, hayata yeniden tutunmasını sağlayabilecek küçük jestlere kadar bizden hangi talepleri varsa onları takip ediyoruz. Sağlıkla ilgili, ilaçlarına erişememeyle ilgili, çünkü evde kalmış ve yeniden alamadıkları ilaçları, temel sağlık kontrolleri ya da kendilerinin akıllarına gelemeyecek ancak kontrol edilmesi gereken, tekrar gözden geçirilmesi gereken tüm noktaları, hem klasik sağlık anlamında hem ruh sağlığı anlamında önce kendileri milletvekili olmanın verdiği deneyim ve bizim kendilerine yapmış olduğumuz kısa bilgilendirme doğrultusunda yapacaklar. Ama bu konuda bir profesyonel eğitime ihtiyaç duyuyorsa, profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorsa bu konuda eğitimli personel konusunda da yerel yöneticilerimiz ve bizim yetemediğimiz yerde elbette ki konuyla ilgili bakanlıklara bağlı il müdürlükleriyle temas ederek bu ailelerin taleplerini yerine getirecekler. Bu talep taramasını da bugün gerçekleştirecekler. Krizi yönettiğimiz geniş WhatsApp gruplarımız, o grubu takip eden büyükşehirimizin ve Bayraklı Belediye'mizin, yerel belediyelerin kriz yönetiminden sorumlu profesyonelleri anlık olarak takip ediyor. Genel merkezimiz takip ediyor. Veriyi dijitalleştiriyoruz ve sorun çözülene kadar hem genel merkezimizden hem buradaki kriz merkezlerimizden bütün o talebin sonuç alana kadar ki seyrini izliyoruz. Genel merkezimizde bu konuda bir bilişim ağı üzerinden meseleye müdahil ve gözlemliyor. Aksayan yerleri de ilgilisinden soruyor durumdadır. Bunun dışında son olarak şu katkıyı vermek isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak karşınızdayız. Ve evet, yüreğimiz yanıyor ve bu acıları unutursak yüreğimiz kurusun diyoruz. Bunu sadece biz değil, bütün siyasiler 1999'da Gölcük depreminde söylediler. 2002'de Düzce'de bu duyguda ortaklaştık. Sultandağ'ında 2011'de, Van'da 2014'te, Gökçeada'da 2017'de, Bodrum'da 2020'de ve Elazığ'da bu sene ve yine bu sene, Elazığ ve Malatya'da bu sene ve yine bu sene İzmir'de aynı şeyleri hissediyoruz. Ama bunları hissetmek yetmiyor. Bugün kriz yönetimine ilişkin fotoğraflar vermek, videolar çekmek, iletişimler yapmanın dışında yarın ne yaptığınız önemli oluyor. Bakanlar Kurulu'na girdiğinizde ne yapıyorsunuz? Gittiğinizde bakanlığınıza afet yönetimiyle ilgili neler yapıyorsunuz? Kötü yapı stoğunun incelenmesi ve bunun iyileştirilmesiyle ilgili ne yapıyorsunuz? Ve elbette sivil toplumu dinliyor musunuz? Türkiye Mühendis Mimarlar Odası yıllardır uyarıyor ve ısrarla söylüyor ki bir fay yasası lazım Türkiye'de. Fay yasası olmadan bir sonuç alamayacağız. Jeoloji mühendisi milletvekilimiz Sayın Müzeyyen Şevkin, TUMOP'un bu konudaki talebini partimizin grup danışmanlarıyla ve kanunlar kararlar dairesiyle çalışarak fay yasa taslağını hazırladı. Karşınızdaki genel başkan yardımcılarının, grup başkan vekillerinin üçünün de ve grubumuzun imzalarıyla fay yasası meclise Temmuz ayında teslim edildi. 17 Temmuz günü. O günden beri o komisyon toplantıya çağrılmıyor ve yasamız görüşülmeyi bekliyor. Buradan tüm siyasi partilere çağrımızdır. Fay yasasının arkasındayız. Ama siz yazın, TUMOP'u dinleyin, üniversiteleri dinleyin, sivil toplumu dinleyin ve bu kötü tecrübelerden hareketle fay yasasını siz getirin biz imzalayalım. Siz getirin biz oy verelim. Ama yeter ki gelecek sene 2021 yılının herhangi bir ayının herhangi bir kara gününde yine çıkıp da unutursak yüreğimiz kurusun demeyelim. Bu sefer unutmayalım. Ders alalım ve bu aldığımız derse uygun olarak işin gereğini, bilimin, aklın gereğini yapalım ki çocuklar ağlamasın, çocuklar gülsün. Anneler, babalar ağlamasınlar, gülsünler. Çünkü siyaset elbette ki gerektiğinde acıyı paylaşmaktır ama esas görevimiz acıları yaşatmamaktır. Buradaki 91 arkadaşımız, grubumuzdaki 138 arkadaşımız adına tüm siyasi partilere biz varız, siz de varsanız hep birlikte güçlüyüz, bu sorunu çözeriz diyoruz.
yerel yönetimlerimizin verdiği katkılar için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her bir yanında yaşanan her bir felakette kendi birinci derece yakınlarının felaketine koşar gibi koşan grubuma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi biz bahsettiğimiz kapsamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiçbir kriz, hiçbir afet yönetimi eksiksiz olmaz. Büyükşehir Belediye'miz kriz yönetimiyle ilgili ilan ettiği telefonlardan, her bir milletvekilimiz kendi telefonlarından ve her birimiz bütün bize ulaşabilen, bütün ulaşabilecek bütün vatandaşlarımızın karşısında her türlü öneriye, her türlü eleştiriye açığız. Hiçbir kompleksimiz ve kimseyi ötekileştiren bir tavrımız yok. Biz elimizi açık tutuyoruz. Ellerini yumruk yapanlara, gönüllerini kapatanlara, İzmir'le daha önce kurmakta zorlandıkları iletişim yüzünden İzmir'in seçilmişlerini bir kenarda tutmaya çalışanlara da lütfen yapmayın, gün o gün değildir diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz biz de. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer bugün 17.30'da bir açıklama yapacak değerli arkadaşlar ve gelinen son noktayı açıklayacak. Bunu periyodik olarak her gün gerçekleştirecek. Bizler de ihtiyaç duyulduğu takdirde yine karşınızda olacağız. Gazeteci arkadaşlarımızın sormak istediği bir soru varsa yanıtlamaya hazırız. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya.